Hepinize merhaba. Bakın arkadaşlar. Polio virüsü çocuk felcine nasıl sebep olabiliyor diyebilirsiniz. Yani bu virüse yakalanan birisi nasıl oluyor da kas hasarı ya da kas felci geçiriyor olabilir? Özellikle polio virüsünün bir enterovirüs olduğunu söylemeliyim size. Enterovirüsler bağırsaklarda çoğalırlar. Hastalığa sebep olan virüs vücuda ağızdan girdikten sonra bağırsaklara kadar ilerler ve burada hastalığa sebep olacak sayıya ulaşana kadar çoğalmaya başlar. Ha bu arada polio virüsünün boğazda da çoğalabileceğini ekleyerek virüsün çoğaldığı yerleri yeşille işaretliyorum. Ve virüs yeterli sayıya ulaştıktan sonra da henüz tam olarak nasıl olduğunu bilmediğimiz bir şekilde merkezi sinir sistemine yani omuriliğe geçiyor. Omuriliği de şu şekilde işaretliyim. Virüs birazdan daha detaylı anlatacağım. Belirli omurilik hücrelerine saldırmaya başlar. Ama nasıl? Az önce de dediğim gibi bunun nasıl olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama iki teorimiz var. Birincisi viremi yani virüsün kana karışması. Viremideki emi kanın içinde olmak anlamına geliyor. Virüs kana karıştıktan sonra da omurilikteki hedefine yani nöronlara ulaşmanın bir yolunu buluyor. Evet teorilerin birincisi budur. İkinci teori ise Geri yönlü aksonal taşımadır. Geri yönlü aksonal taşıma, nöronun akson adı verilen yapısındaki geri yönlü taşıma anlamına gelir. Bir nöronu yani sinir hücresini çizmek istersek vücudumuzdaki normal bir hücre gibi çekirdeği ve hücrenin büyümesi ya da bölünmesi gibi tüm fonksiyonlardan sorumlu organelleri olan bir hücre düşünebiliriz. Her hücrenin bir hücre gövdesi vardır ama nöronların buna ek olarak bir de bir kuyruk gibi uzayan ve akson adı verilen yapıları bulunmaktadır. Aksonlar, nöronların birleşiminden meydana gelen sinirlerin bilgi taşımalarını sağlar. Sinirler, aksonun ucuna doğru elektriksel bir uyarım gönderir ve aksonun ucunda gerçekleşen kimyasal reaksiyonlardan da bu bilginin diğer sinirlere ya da kaslara ulaşmasını sağlar. Bu teori Virüsün bir şekilde bu aksonlar üzerinde geri giderek hücre gövdesine ulaştığı, burada çoğaldığı ve nörona zarar verdiği. Yani nöronların virüsü çoğaldığı yerden omuriliğe taşıyan yollar olduğu fikri üzerinde kurulur. Çocuk felcinin bir motor nöron hastalığı olduğunu, yani polio virüsünün hedefinde motor nöronlar olduğunu tekrarlamak istiyorum. Ayrıca hastalığa yakalanan herkesin belirti göstermediğini, yani bu kişilerin %90'la 95'inin asemptomatik olduğunu ve bu vakaların çoğunluğunun iyileştiğini de bilmelisiniz. Evet, hastaların çok büyük bir bölümü asemptomatik olmalarına rağmen hastalığı dışkıları aracılığıyla kolaylıkla başkalarına bulaştırabilir. Evet, asemptomatik hastalar 4 ile 6 hafta süresince hastalığı başkalarına bulaştırabildikleri için hastalığın yayılması devam eder. Yani kısacası belirti göstermeyen birinin hastalığı bulaştırdığı başkalarının belirti gösterebileceğini söylemeye çalışıyorum. 6 aydan küçük bebekler özellikle risk altındadır. Bu bebekler için bebek bezi kullanılır ve temizliğin iyi olmadığı yerlerde hastalığın diğer bireylere bulaşması işten bile değildir. Hastalığın patofizyolojisi ya da fizyopatolojisine geri dönecek olursak burada omuriliğe ait bir çizim görüyorsunuz. Motor nöronların virüsün hedefinde olduklarından bahsetmiştik. Bu hücreler omuriliğin ön boynuz adı verilen ön kısmında yer alırlar. Gördüğünüz omurilik çiziminde kelebeğe benzeyen kısım boz maddedir. Boz maddede hücre gövdeleri bulunur. Onu çevreleyen kısımsa ak madde olarak bilinen ve aksonların olduğu kısımdır. Evet, burası ak maddedir. Ön boynuzdaki hücre gövdeleri polio virüsünün hedefindeki motor nöronlardır. Buradaki nöronların hepsi vücudun değişik kaslarına bağlıdır. Buradaki çizimde gösterecek olursak omurilik boyunca uzanan nöron hücre gövdeleri değişik kaslara ulaşır. Daha iyi görebilmeniz için mesela morla biseps kasına bağlı olan nöronları çizeyim ve virüs bu nöronları tabii ki de hepsini değil ama bir bölümünü etkilediğinde kaslara iletilen bilgi azalır. Örneğin eğer bu nöronlar öldüyse bu kas uyarı alamaz ve zamanla güçten düşmeye başlar. Hastaların kaslarının zayıflaması ve zaman zaman kullanılamayacak hale gelmesinin sebebi de budur. Hastalığın belirtileri motor nöronların hasar görmesi yüzünden ortaya çıkar. Bu motor nöronlara zaman zaman alt motor nöronlar da denir. Nöronlar arasında bağlantılar vardı öyle değil mi? Yani beyindeki nöronların bazıları omuriliğe bağlıdır. Ve buradan da başka bir nöronun gövdesine bağlanarak kaslara bilgi iletilmesini sağlar. Kısacası başka bir nöronun hücre gövdesine bağlantı vardır demek istiyorum. Alt nöron bozukluğu ve hasarından bahsediyoruz ama vücudun bununla başa çıkma yolları vardır. Mesela eğer bu nöron hasarlıysa ve kasın bu kısmına bilgi aktaramıyorsa, aynı kasa uzanan diğer nöronlar ek aksonlar yaratarak kasın o kısmına bilgi ulaşmasını sağlayabilir. Ve sonuç olarak da buradaki nöron kas hareketini kontrol eder duruma gelir. Buna kollateral filizlenme denir ve bazı hastalar bu şekilde sağlıklarına kavuşabilir. Yine de hastalar yaşlandıkça post polio sendromu adı verilen bu durumla karşı karşıya kalabilir. Bu polio virüsünün bulaşmasından yıllar sonra meydana gelen bir durumdur ve kaslar sağlam oldukları uzun bir süre sonunda hızlıca zayıflamaya başlar. Zamanında iyileşme gerçekleşmiş olmasına rağmen hastanın kasları zayıflamaya devam edebilir. Peki bunun sebebi ne olabilir? Enfeksiyon bir şekilde vücutta kalıp nöronlara hasar vermeye devam mı ediyor? Hayır. Bu nöronların yaşlanması sonucu ölmeleri ya da fonksiyonlarını yitirmeleri ile alakalıdır. Sağlıklı insanlar kaslarını çalıştıran birçok nöron olduğu için bu zayıflığı bu kadar ciddi seviyede yaşamazlar. Ama çocuk felci vakalarında hastaların bir tek ya da bir grup kasına bilgi aktaran nöron sayıları zaten azalmış olduğundan bu nöronların ölmeye başlaması hastaların durumlarını daha da ağırlaştırır. Nöronların ölmesi normaldir ancak buradaki ekstra desteği sağlayan nöronların ölmesi bu hastaların kaslarının daha da ciddi bir düzeyde zayıflamasına sebep olur. Evet, son olarak post sendromunun çocuk felci hastalığa yakalanılmasından yıllar sonra ortaya çıktığını bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Hoşçakalın.